Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Gündemdeki önemli gelişmeleri masaya yatırmaya devam ediyoruz. Taptaze bir haber var. Özellikle de emekli kök aylık maaşlarını yakından ilgilendiren bir haber. Sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz karşımızda, kendisiyle değerlendireceğiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Aleyna Hanım, teşekkür ederim. Şöyle ki Temmuz ayının başında biliyorsunuz ki Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandıktan sonra hiç yüzümüz tutmadı ki işte emekliler de şu kadar maaş alacaklar diye. Çünkü kök aylık maaşları o kadar düşük ki onlara bir düzenleme yapılmadan şu yayını yapmak gerçekten içimizden gelmedi. Ama son habere bakacak olursak biraz olsun yüzü güldürüyor. Zira emekli maaşının tabanı arttırılıyor denildi. Çünkü evet, emekli maaşına zam yapıldı ama emeklilerimiz işte hesaplarına baktığında yaklaşık 1.8 milyon emeklinin hiç zam almadığı da konuşuluyordu. Bununla ilgili düzenleme geldiği haberleri var. Nedir detaylar? Hemen sizden alalım. Evet, sizin de bildiğiniz gibi emeklerimiz yılda iki defa zam alıyorlar. Biri Ocak zammı, diğeri Temmuz zammı. Ve kanundan gelen enflasyon olan TÜFE, Tüketici Fiyat Endeksi verisi üzerinden maaşlarına maaş farkı olaraktan bunlar yansıtılıyor. Haziran ayı enflasyon verisinin 1.64 olarak açıklandı ve 2024 yılının ilk 6 aylık verisi de %24.73 üzerinden. Memur ve memur emeklisinde toplu sözleşme devreye girdiği için onlar da ise %19.31'lik bir fark aldılar. Bugün ajanslara düşen evet, bir haber var. Bununla ilgili özellikle taban aylık dediğimiz 10 bin lira kıstasının 12 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili bir söylem gerçekleşti. Ama yine en son kararı kamu yetkilileri tarafından çıkınca biraz daha netleşmiş olacak. Ama bu veriler ışığında neler olabilir? Şöyle bir özetleyelim isterseniz. Bakıldığı zaman kök aylık tabii dediğimiz kelime anlamıyla mevzumuzda bu yoktur ama çalışma hayatı içerisinde sizden uzun vadeli sigorta prim kolları kesiliyor ve bunlar emekliliği hak ettiğiniz takdirde yasaların gerektirdiği şekilde hesaplanıp bir maaş belirleniyor. Eğer bu maaş rakamı belli bir rakamın, yani az sınır aylığı diye yasadan kastedilen terimle altında ise hazineden 5510 sayılı sosyal sigortalara genel sağlık sigortası vasıtasıyla ek 19. maddeye istinaden 10 bin liraya tamamlanıyor. Buradaki 10 bin liralık kısım 12 bin liraya şu an yükseltilmesi konuşuluyor. İlk Haziran ayı verisi toplamda 1 milyon 780 bin emeklinin maaşlarına %24.73'lük fark eklense bile bunlar 10 bin liraya erişmediği için sıfır zam riski vardı. Yasa koyucu bununla ilgili bir düzenleme yaptığını söyleyebiliriz. Evet, aslında orada bir sürekli bir düzenleme bekleniyor ama bu düzenleme geçici maddelerle düzeltme yönüne gidiliyor. Buradaki kıstaslar nedir? Üçe ayrılıyor diyebiliyoruz, hiç zam almayanlar şeklinde. Buradaki açıklamayı da bizlerle paylaşır mısınız? Evet, Haziran ayı enflasyonu açıklandığı zaman bu riskin olacağını biz uzman olarak öngörebiliyorduk. Yasa koyucu da bunu öngörebiliyordu. Dolayısıyla bununla ilgili hep 3 formülden bahsediliyordu. Bir tanesi 10 bin liraya yükseltilip bunun üzerinden açıklanan enflasyon verisi %24.73'lük gelmesi. İkinci alternatif olarak bu yıl sonundaki hedef enflasyon %38 idi. Dolayısıyla buradaki 10 bin liralık kısmın %38 eklenerekten 13.800 liraya getirilmesi. Diğer bir kıstas ise bunların hiçbirinin olmaması gibi de bir risk vardı. Ama bu riskle ilgili zaten emeklerimiz zor durumda. 10 bin liralık kıstas da dar gelirli olarak geçinmekte çok zorlandığından kaynaklı böyle bir düzenlemenin elzem olduğunu defalarca belirtmiştik. Hükümet yasa koyucu da bununla ilgili şu an %20'lik bir farkla, yani 10 bin liranın %20'si 2 bin lira, 12 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili bir çalışma yapılıyor, yapılacak diye tahmin ediyoruz. Devamında da mutlaka bir yasal sürece ihtiyacı var. O yasal süreçte şu an meclis
normal standartlarda 1 Temmuz'da tatile girecekti ama mecliste bulunan bir torba yasa, öğretmenlik kanunu, vergi düzenlemesi, yargı paketi şeklinde bu tamamen yasalaştıktan sonra tatil sürecine girecek. Meclis Genel Kurulu kabul ettikten sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'na sunulup Sayın Cumhurbaşkanı imzası doğrultusunda da resmi gazetede yayınlandığı zaman yürürlüğe girecek. Bunun hiyerarşik bir düzeni var, sistematiği var. Bu sistematikle ilgili emeklerimizin, özellikle SESTEK emekleri ayın 17'sinde maaş alıyor ve de emeklerimiz peşin olarak maaşlarını alıyor. 17'sine kadar eğer buradaki süreç tamamlanırsa Temmuz maaşlarını 12 bin liraya yükseltileceğini söyleyebiliriz. Eğer Temmuz'da bu geçişmezse takip eden ay, yani Ağustos maaşlarına bunlar ek ödeme şeklinde veya ay içerisinde ek ödeme şeklinde eklenebileceğini söyleyebiliriz. Son olarak çok kısa şunu da sormak istiyorum. Kulislerden gelen bilgi 12.500 lira olması şeklindeydi ama 12 bin lira şeklinde düzeltildi. Refah payı yine konuşuluyor mu? Kulislerde bu bilgi de var mı? Haziran ayı enflasyonu açıklandığı zaman Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan vasıtasıyla mecliste bir röportaj sırasında refah payı çalışmamız yok diye nitelendirdi ama yine son kararı Sayın Cumhurbaşkanı verecektir. Bununla alakalı 10 bin liranın 12 bin liraya yükseltilmesi sadece belli bir kesim üzerinden değerlendiriliyor. Diğer taraftan bakıldığı zaman geçen sene Ocak zamlarında 3 defa refah payı güncellemesi olmuştu. Hatta ve hatta SSK Bağkur emeklisi ile memur emeklisinin maaşlarının eşitlendiğini biliyoruz. Yine son kararı Sayın Cumhurbaşkanı, devamında da meclisimiz verecektir. Kapıyı da ben yine açık olarak görüyorum. Bugün muhtemel olarak bir açıklama gelecektir hükümet kanadından. Onun üzerinden de samimi haber vasıtasıyla detayları bildireceğiz. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Teşekkürler. Evet, sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz Süyey'in konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.